Van P tipi hapishanesinde tutulan Hanife Arslan, KOAH, mide ülseri, diyabet, kalp ve yüksek tansiyon hastası olup, eklemlerde sıvı azalmasına bağlı yoğun ağrı ve ileri düzeyde hareket güçlüğü yanında geçirdiği COVID-19 sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle nefes almakta zorlanmaktadır. Hanife Arslan'ın ciddi hastalıkları var. Tansiyondan uyuyamıyor, kuru ekmeği ıslatıp açlığını bastırıyor. Duvarlara tutunarak görüşe çıkıyor. İlerlemiş yaşına rağmen 2021 yılında tutuklanan ve halen hapiste tutulan Hanife Arslan, engellilere uygun olmayan koğuş tuvaletinden düştü ve sonucunda dişleri kırıldı. Önceleri bu durumu görmezden gelen idare ise ancak bu konuda kamuoyu oluştuktan sonra tuvalete klozet yaptırdı ve Hanife Arslan'ı doktora götürdü. Doktoru 5 yıl önce olman gereken ameliyatı şimdi kesinlikle olman gerekiyor demesine rağmen Arslan hapishanede olduğu için kimseye yük olmak istemiyorum, bu yüzden ameliyat olamam diyor ve doktoru da bu fikri destekliyor. Bu yüzden endişeliyiz. Hasta ve yaşlı bir kadının tahliye edilmesi için ne lazım? Cezaevinde ölmesi mi gerekiyor? Neden bekleniyor hala demektedir. Hastane ve yetkililerin Arslan'ın R tipine gönderme yaklaşımı var fakat Arslan buraya gitmeyi istemiyor. Hapishane koşullarında yeterli tedavi ve bakım sağlanamayacağı için ameliyat olamayan, hastalık nedeniyle serbest bırakılması için pişmanlık göstermeye zorlanan Hanife Arslan, sağlık ve yaşam hakkının korunabilmesi için serbest bırakılmalıdır. Eylül ayı hapishaneler açısından resmen katliam ayı olarak değerlendirecek bir ay. 21 Eylül 95'te Burcat'ta 3 kişi, 24 Eylül 96'da Diyarbakır'da 10 kişi, 26 Eylül Ulucanlar Hapishanesi'nde 10 kişi katledildi. Ya bu ölümleri, başlıca olan katliamları unutmamak gerekiyor, ölümleri unutmamak gerekiyor. Ama unutmanın yolu da sadece hafızalar kaydetmek değil, asıl olarak bugün ölümler biçim değiştirse bile, ölüm biçimleri değişse bile hala devam ediyor. Onlara engel olma çabası içine girmek gerekiyor. Mehmet Emin Çam, beyin tümörü, yüksek tansiyon, böbrek kisti ve prostat kanseri hastası olup el ve ayaklarda uyuşma, sol tarafını tutan felç nedeniyle yürüme güçlüğü, her iki kulakta cihaz gerektirir boyunca duyma kaybı ve ileri derecede unutkanlık yaşamaktadır. Çam, başkalarının yardımıyla ayakta durabilmekte, ancak iki kişinin desteğiyle yürüyebilmekte ve kişisel bakımını başkalarının yardımıyla yapabilmekte. Krizi beynindeki uğur ve böbreğindeki kist nedeniyle tedavi görüyordu. Dışarıda sağlanan bakım ve tedavi tutuklanınca aksadı. Uzun süre hastaneye götürülmedi ve ilaçları düzenli verilmedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında kullanması gereken ilaçlar dahi haftalarca kendisine verilmedi. Hapishane koşullarının zorluğu yanında tedavisinin aksaması nedeniyle hastalıkları hızla ilerledi ve listeye yeni hastalıklar eklendi. Daha fazla bakıma muhtaç hale geldi. Ama sevk sırasında yaşanan sorunlar, çıplak arama ve ağız içi araması nedeniyle artık hastaneye dahi gitmek istemiyor. Bu süreçte ileri derecede unutkanlık gelişti. Telefon hakkı olduğunu, ailesini arayabileceğini bile unutuyor. Başkalarının yardımı olmadan yaşaması mümkün değil. Tedavisinin dışarıda sürdürülmesi maksadıyla defalarca infaz ertelemesi ve adli tıp kurumuna sevk istendiği halde bu talep kabul edilmedi. Ailesi serbest bırakılmasını beklerken ayakta dahi duramayan ve halay çekildiği saatte avluda olmadığı kamera kaydıyla ispatlanmasına rağmen Mehmet Emin Çam hakkında koğuşta halay çektiği gerekçesiyle dava açıldı. İfade için gardiyanların yardımıyla getirildiği sevbis odasında hakimin sorgularına unutkanlığı nedeniyle cevap bile veremeyen Mehmet Emin Çam'a hücre cezası verildi ve ayrıca ceza davası açıldı.
Bu durum karşısında endişe ve şaşkınlık yaşayan kızı komisyonumuza ilettiği son mesajında tüm yaşananlardan ve bize yaşatılanlardan çok yorulduk. Bu hasta insanlar ancak ölünce oradan çıkabiliyor. Bu haksızlık demiştir. Hasta, mahpuslar serbest bırakılsın. Mehmet'in inşam serbest bırakılsın. Çığlıklar arama işkencesine son. Geçin ömrünü dayanışma yaşatın. Buranın bir yasağı yok. Tartışmasını, bunun kavgasını yapmayın. Buna müsaade edelim. Kavga etmiyoruz. Bu bizim hakkımızdır. Burada açıklamamızı yapacağız. Bizim ihalenin herhangi bir şey burada değil. Siz bunu yapmak isterseniz yarın diyeceksiniz ki falanca yer, yarın falanca yer. Biz Sakarya'da yaşayacağız. Evet. Burada Sakarya. Hayır lütfen. Konuyla gireceğiz. Bu konuda kesin ve katı. Biz de kararlıyız, burada yapacağız. Bu açıklamalarda bu kadar müsaade edelim. Yok. Lütfen. Ben de konuşayım. Bu hafta Sincan Birnoğlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi'nde tutulan hasta mahpuslardan Mehmet Parlak'ın durumunu aktarmak istiyoruz. Böbrek nakli olmuştur. 31 Mayıs 2022 tarihinde dosyası onaylanınca Hatay T-Tip Hapishanesi'ne konulmuştur. Bir ay sonra bağırsak sorunları yaşamaya başlamış, ancak ilaçlarının tedarik edilmesi ve tedaviye başlanılmasının geciktirilmesiyle rahatsızlığı ilerlemiştir. Hapishane yemekleri de diyete uygun olmadığından akut diyaresinde ilerlemeye neden olmuştur. 14 Temmuz 2022 tarihinde durumu kötüleştiği için ambulansla hastaneye sevk edilmiş, ancak sadece kan tahlillerine bakılarak serum tedavisi uygulanmış, yeniden ilaç verilerek hapishaneye gönderilmiştir. Değerlerinde yükselme olan hastanın durumundan dolayı cezasının ertelenmesi talebinde bulunulmuş. Bu talep üzerine Hatay Araştırma Hastanesi'nde sağlık kurulu kontrolleri gerçekleşmiştir. Koşullar sağlandığı takdirde ceza teyirine gerek yoktur kararı çıkmıştır. Kontrolleri aksamış, yapılan başvurular neticesinde Nisan 2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'nde kontrolü gerçekleşmiştir. 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra Adana Hapishanesi'ne, oradan da Ankara Sincan Birnoğlu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'ne sevki yapılmıştır. Bu kuruma geldikten sonra yeniden infaz erteleme talebinde bulunulmuş, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yeniden kontrollerden geçerek sağlık kurulu heyetine gitmiştir. Heyetten ceza teyirine gerek yoktur kararı çıkmıştır. 19 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda heyete girmiş, sağlık durumunun araştırılması için dahiliye polikliniğine yönlendirilmiştir. Yapılan endoskopi sonucunda alkalen reflü, gastrit ve kolonoskop değerleri için ilaç tedavisine başlanılmış, ancak ilaçlar bağırsak sorunlarının hızlanmasına neden olmuştur. İlaçları değiştirilince de sağlık yönünden çok kötü bir duruma gelmiş, 22 kilo kaybederek 40 kiloya kadar düşmüştür. 14 Eylül 2023 tarihinden önce Sincan Hapishane Kampüs Hastanesi'ne, acile daha sonra da Etlik Şehir Hastanesi'ne götürülmüştür. Yapılan tahliller sonucunda böbrek değerleri 6.42 olduğu için acilen yatışı yapılmış ve değerleri düşmediği için de acilen diyalize alınmıştır. 25 gün boyunca detaylı yapılan tahlil, biyopsi ve diğer işlemler sonucunda bakteri tespit edilmiş, uygulanan tedaviler sonrası bağırsak sorunu son bulmuş, lakin 16 aylık süreçte böbreğinin %70'ini kaybetmiştir. Geciken doğru tedavi sonucunda sağlıklı ve tek olan böbreğinde büyük hasarlar oluşmasına sebep olunmuştur. Son bir yıldır sürekli olarak doktor kontrolünde hayatını devam ettirmeye çalışmaktadır. Bu süreçte geçirdiği diğer sağlık sorunları, doktora erken erişememe, sevk, tanı ve tedavilerinin zamanında uygulanmaması hastalıklarının iyileşme süreçlerini de uzatmaktadır. Böbrek değerleri de bu süreç içerisinde düzensiz seyretmektedir. Mehmet Parlak'ın kalan tek böbreği de büyük ölçüde işlevini kaybetmiştir. Yaşam hakkının korunması ve sağlıklı koşullarda tedavisinin yapılabilmesi için acilen infazının ertelenmesi gerekmektedir.